Madem böyle kızlar yetiştirebiliyordu, sen nereden çıktın lan? Sen şimdi benden niye soruyorsun be? Ha? Benden niye soruyorsun işte? Ben sana ne yaptım? Soğudum lan. Soğumuş. Soğudum. Benden ananın evinde doğurucu lan boğarım seni ha. Soğudum. Başma. Neyin var? Her şeyim var benim. Her şeylerim var çocuk. Senin neyin var? Sarıldık be. Anne. Hadi anne. Ben size dedim ama Türk alarmlar gelmesin dedim. Kandırırken iyiydi. Kimse seni kandırmadı Kemal. Ön yargın bitirdi seni. Klişelerle hareket ediyordun. Gözün hiçbir şey görmüyordu. Nazlı böyle. Ben de böyle bir adamım. Ablaları da böyle. Bunu böyle kabul edeceğim. Sen tabii kendi kafanda katı, odun kafalı bir koylu imajı çizdiydin. Kendini de bir yere koydun. Ondan sonra gaza gelip tepe takla. Dümdüz gittin. Ben sağ başta ne dedim? He? Yoklama macunu çekiyorum ana dedim. Al başa seyret, tutarlıyız yani. Nazlı sağa göre değil derken işte ben bunu kastettiydim. Ama sen millet örtmemek, örtmemek dedikçe kendi kendine bir hallere girdin. Başın kötünü oynamaya başladı. Hadi buyurun, al, üret, hadi çoğalt, hadi, hadi, hadi. Şehirden bakınca bu yanılsamalar hep olur. Biz de buradan çıktık ama biz olarak çıktık. Tabii, şimdi Ferit çıkamaz mesela. Yok. Çıkmaz, çünkü o Ferit. Misal ben Hülya'yım. Şey anlamında mı söylüyorsunuz, yani bireysellik anlamında mı? Kemal Bey, sizin idealleriniz neler? Niye ideallerinize dönmüyorsunuz? İdeal mi kaldı? Muhatabım mı var amına koyayım? Oğuz Atay gibi değil mi? Benzer bir yalnızlık sanki. Ne Oğuz Atay be? Atıyor. Atıyorum. Atacağım da. Ama artık bir idealim var. Mümkünse üretmemek. Hatta ürememek. Oradan da Nazlı ile evlenmekten vazgeçiyorum. Aa. Allah senin belanı versin. Allah senin bin belanı versin. Amcık! Nazlı, Nazlı. Nazlı, hey, hey. Aile var, ne biçim konuşuyorsun yarrağım? Baba görmüyor mu, neler söylüyor herkesin içinde bana. Köpek! Köpeksin, köpek! Köpek! Köpeksin! Allah, Allah yüzünde ana. Amına! Tamam. Ne yapayım baba Hülya? Tamam,